Değerli arkadaşım sorunuza baktığımızda dikdörtgende köşegenler birbirlerini ortalar. O zaman bu arkadaşların hep birbirine eşit olması gerekir. Farkındaysan o e bir ikizkenar üçgendir. 71 ise buraya da 71 kalır. İkisinin toplamı ne yaptı arkadaşım? 142. 180'den çıkardığında 38 derece. Yani şu b açısını 38 buldum. E bak burada. Bak 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 bak, bak, bak z kuralı var. Ters z. Hop burasında 38 olması gerekir. X 38 doğru cevabın Bursa seçeneği. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman şu gel danteli bir uzatıp şu kareyi bir elde edelim. Daha sonra köşegenimizi çizelim şuradan. Şöyle çizdim köşegenimi. Peki buranın alanına A birim dersem 4 birim aşağı indirdiğinde yani şuradan 4 birim aşağı indirdiğinde alan 48 artıyormuş. Gel ben bu şekli daha rahat algılamak için şöyle büyükçe şuraya çizi vereyim ben senin için. Gel şu kareyi şöyle bir taşıyalım seninle. Tamam mı? Şimdi şöyle de çizelim şuradan. Şuranın alanı bizim için 48 verilmişti. Buranın alanına A demiştik. Şöyle yapalım. Şurası 45 derece ise köşegenden dolayı burası da 45. Hocam burası da 45 derece. Şurası da 45 derece. Gel biz şuradan bir dikme indirelim. Bunlar birer kare olduğuna göre burası 90. Hocam şu uzunluğa A dersem muhteşem üçlü oluştu. 4 birim indirmiştim. Şu uzunluğun 4 tamamının A 4 e yine muhteşem üstünden. da A artı 4 birim olması gerekir. Değerli arkadaşım. Bu sarıyla taradığım bölgenin alanı aslında verilmiş. Kaç? 48. Şurası 48'miş. Peki bu yamuk değil mi? Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban. AA'dan 2A artı 8 artı üst tabandan 2A geldi. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bana 48'i vermesi gerekir. Düzenleyelim. Hocam gitti. 2 gitti. 24. Burayı topladığımda 4 a +8'in 24. 8'i karşıya attığımız zaman 4a'nın 16 her tarafı 4'e böldüğümüz zaman a'nın 4 olması gerekir. Hoca. A4. Burası 8 etti 4 4'ten. Burası da 8 etti. İkiz kenar 45 ise karenin bir kenarı kök 2 katından 8 kök 2 olur. Bana dantelin alanı yani karenin alanı soruluyor. Bir kenarı 8 kök 2 idi. Karesini alırsam 8 kere 8 64. 64 ile de 2'yi çarparsam 128 birim kareyle doğru cevabımı Ceyhan bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda sırıtıyor. Şu, hop rengimi değiştirdim. Hocam şuradan şu dikmeyi devam ettir. Şurası 90 derece indiğim dikten değildi. Neydi bu kural? Nerede iki diklik orada öpüklük vardı değil mi? Hocam burası 1 burası 1. Burası 4 ise burası 4. Buraya H dersem öpüklük kuralı gereği H kareye eşittir. 4 çarpı 1'den H'yi buradan 2 bulurum. Yani şurası 2 birim. E tamamı 3 yapmadım. O zaman buranın tamamı da 3'tür. Bana dörtgenin alanı soruluyordu. Bir kenarı 5 diğer kenarı 3 ise 5 çarpı 3'ten 15 santimetre kareyle doğru cevabımı Bursa buldum. Değerli arkadaşlarım soru tatlı güzel bir soru. Bak şu KM'ler hep 8 birim verilmiş. 6, 8, 10 olacağı sırıtıyor. 8 hocam buraya 10'u yapıştırırım. Peki bizim için şu DC 17 ise 6, 6, 12'den geriye 5 kalır. Buraya da neyi yapıştırırım? 17 yapıştırırım. Bunlar bu doğrultuda kesiliyormuş. Kesildiği zaman bak şöyle bir şekil bekleriz biz. Kestik, açtık. Zigzag oluşması gerekiyor. Hop, 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 hop. Şöyle zikzaklar. Aynı şekilde hop, hop ho 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 hocam güzel çiz ya o zikzakları hop hop ve son kez hop Tamam şimdi bir bakalım Şimdi bana karton açıldığında oluşan şeklin çevresi sormuş. Hocam bura 17 ise burada 17'dir. E bunlar onar birimdi. Buradan da 10, buradan da 10. Hepsi eşit olacağına göre 10. E soru çok basitleşti. 17, 17 daha ne yaptı? 17 çarpı 2. Hocam bu onlardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 de karşılığı da var. 8. 8 tane 10 var. Burası 34 yapar hocam. 8 ile de 10'u çarpınca 80. 34 ile de 80'i toplarsam 114 10, ile doğru cevabımı denizli bulmuş oldum. Değerli arkadaşlar güzel bir soru var. Bak burada bir açı ortay var. Açı ortay kuralını uygulayacağım. İç açı ortay kuralına. 1'e 2 oran var. Ben buraya K dersem diğer e, kenar uzunluğuna 2K demek zorundayım. Şimdi arkadaşım bak burası 90 derecedir. 90'ın gördüğü 2K ise neyin gördüğü karşısındakine K dersin. 30'un gördüğü ya böyle diyebiliyor muyuz diye yazıyorsunuz bana. Arkadaşlar şimdi eğer bir dik üçgende 1'e 2 kenar oranları varsa oraya 30-60-90 üçgeni rahatlıkla yapıştırabilirsin. Burası 30 ise geriye 60 derece kalır. Burada da açı ortay olduğuna göre 30'u 30'dur. Hocam burası 30 burası 90'sa buraya da 60 derece kalır ki soru bitti bizim için. 30'un gördüğü üst gördü 60'ın gördüğü köküç katı kadar da 3 köküç yapar ki bize dörtgenin alanı sorulmuş bir kenar uzun kenarı 9. Kısa kenarı 3 3 çarptığımızda 27 ile doğru cevabımı Edirne buldum. Değerli arkadaşım, sorumuza baktığımızda katlama sorusu yine katlayıp ne yapıyormuşuz biliyor musun? Şu bölgeleri atıyor musun? Atıyormuşum. Daha sonra da bu e, üçgeni açıp o üçgenin alanı sorulmuş bize. Yani hocam ne yapacağız? Ya burası 6, e katladığıma göre 6. Burası 90, hocam burası da 90. Burası 8, hocam tamamı 8. Şuraya A dersen burası A, buraya da 8 eksi A kalacak. Hemen seninle şu maviyle taradığım kısımda pisagor yapalım. Hocam. 6'nın karesi artı. 8 eksi a'nın karesi eşittir a kare. Birincinin karesi buradan birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eşittir a kare. A kareler birbirini götürdü. Eksi 16 a'yı karşıya atarsam 16 a eşittir. Ne olacaktır buradan? 100 her tarafı da 16'ya böldüğümüzde arkadaşım a'yı buradan 100 bölü 16 düzenlediğimde 4'e böldüm 25 4'e böldüm 4. Yani A'yı buradan biz 25 bölü 4 bulmuş olduk. Sonra ne yapalım? Sonra demiş ki bize, biz bu bölgenin alanını araştırıyorduk. E taban uzunluğu A'ydı, 25 bölü 4'tü. Yüksekliğimiz ne burada? 6'ya denk geliyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bundan 2 tane oluşacağı için bunu da 2 ile genişletirsem bu ikiler birbirlerini götürür. Hocam sadeleştirdim ki sadeleştirdim üç. Çarptığımda 75 bölü 2 ile alanın denizde şıkkı olduğunu bulmuş oldum. Değerli arkadaşım CF'ye A, BE'ye B birim uzunluk dersem DC'ye de 9 diyelim. Şimdi sarıyla taradığım üçgende kelebeklerde benzerlik yapacağız. A'nın 4'e oranı E hocam 9'un B'ye oranı eşittir. Doğru mu? Çapraza girdiğimde A çarpı B'yi 36 bulmuş olursun. E hocam ne yapacağız biz bunu? E zaten değerli arkadaşım şu bölgenin alanı tabana yükseklik B olduğuna göre A çarpı B bölü 2 demek değil mi? Ben A çarpı B'yi 36 bulmadım mı? Burası 36. 2'ye bölersem istenen alan aslında 18 santimetre kareyle. Doğru cevabım C Değerli arkadaşım yaslan arkana geldim bu soruyu izlemeye büyük ihtimalle. Çok güzel çok tatlı bir soru çözeceğiz şimdi seninle. Ya şu K noktasına dikkat et. Bak FK aslında bir kenar ortay. KE bir kenar ortay. Ya şu DB köşegenini çizsek seninle. Şuradan da C'den de bir doğru göndersem ben şöyle şöyle. Bu aslında kenar ortayların kesişim noktası değil midir? Yani bir ağırlık merkezdir arkadaşım. Yani buraya ben K dersem burası 2K. 1'e 2 oranın olduğunu farkındayım. Tamamı 12 idi. 6'ya 6 bölünür. Hocam şu KH dikti. Bu dikmeyi devam ettirdiğimizde bir benzerlik yapacağız. Nerede? Aha ya? da bu sarıyla taradığım bölgede. Nasıl mı? Hocam 2'ye 3 oran varsa taban 6 ise bu tabanın 2'ye 3'ten dolayı 4 olması gerekir. Yani 2K'ya 3K oranı eşittir. Buraya G dersem GK'nın kime? 6 oranından. Buradan GK'yı çektiğimizde 4'ü bulmuş olduk. Şu uzunluğun tamamı. E karşı uzunluğun tamamına eşit olmaz mı arkadaş? Yani 4 artı X'in 12'ye 4'ü karşıya attığında X'i 8 doğru cevabında Bursa buldum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda sırıtıyor ya. EC gel beni birleştir diyor. E, AC taban indiğin yüksekliği iki eşit parça bölüyorsa aslında bu bir ikiz kenardır. Bu arkadaş bu arkadaş eşittir. Tamamı 7 ise burası da 7'dir. Hocam bu bir dikdörtgense 90 burası 90. Şu DC'nin tamamını A dersen burada bir Pisagor yaparsak. A kare artı 3'ün karesi eşittir 7'nin karesi. A kare eşittir 7'nin karesi 49. 3'ün karesi 9 çıkardığında A kareyi 40. A'yı buradan kök 40. Her tarafı düzenlediğimizde yani 4'e 10, 2 kök 10 geleceğinin farkındayım. Şu uzunluğun tamamı 2 kök 10. E benden dörtgenin alanı soruluyor. E kısa kenarla uzun kenarı çarp. Yani 2 kök 10 ile 4'ü çarptığımda dörtgenimizin, dik dörtgenimizin alanı 8 kök 10 ile doğru cevabımı Ceyhan buldum. Değerli arkadaşlarım katlama soruları bizim sorularımız biliyorsun. Hocam şurası 90 derece. Geldim katladım burası 90 derece. Bu arkadaş hocam birbirine eşit. Burası 25 hoca burası 25. Hocam burası 90. E hoca şu uzunluğu ben a dersem ki buranın özel üçgen olduğunu farkındaysın. 3 4 5'in beşer katları alınmış. O zaman 3'ün 5 katından 15. Hocam tamamı karşı uzunluğa eşit işte olduğuna göre 25. E buraya 15'i buraya kaç kalır? 10 yapıştır geç ya. Bekleme bile doğru cevabın Denizli ve Değerli arkadaşım, rahat ol, yaslan arkana. soruları basit basit. Yani zor bile olsa basit düşünsen basit düşün rahatlıkla karşına gelecek. A E ya burası, H K ahan da burası. Bu uzunlukların toplamını bulacağım. Bulurum nasıl mı bulacağım? Şu dikmenin devamını bir getirelim. E getirdim hocam, sonra, sonra mı? E K uzunluğuna K dersem. E, KF'ye 3K derim. Çünkü 3 katıymış bu arkadaş. Benzerlik var ya. Bak bu arkadaşların paralel olduğunu iddia ediverim. Yani 1'e 3K. K'ya 3K ise tamamı 8 ise 2'ye 6. 3 katı olacak şekilde ayarladım. Hocam şuraya A dersem A'ya 6'nın oranı 2'nin 8 e oranına eşit olmalıdır. Mantıken değil mi? O zaman buradan 4 a eşittir 6. a eşittir 3 bölü 2 geleceğini de bulurum. Hocam şurası 3 bölü 2. Ya arkadaşım d a tamamı 9. 9'dan 3 bölü 2 çıkarırsan şu istediğim yeşil bölge kalmaz mı? O zaman şöyle yapalım. 9'dan 3 bölü 2'yi çıkaralım. 9 kere 2 18. 3 çıktı. 15 bölü 2. Aha istediklerimden bir bu. Diğerine baktığımda hocam bak D, H, H, C eşit. E ben bu kısmı 6 bulduysam bu kısmın tamamı da 6'dır. Buraya 2 kaldıysa şuraya da 4 kalır. E istememleri topla artık ya. Biri 4, biri de 15 bölü 2. 4 artı 15 bölü 2. 4 kere 2, 8. 15 ile 8'i topladığımda 23 bölü 2 ile doğru cevabımı Adana'yı yapıştırdım arkadaşım.